Bir Onat Kutlar Öyküsü. İshak. Karın üstünde ay doğdu. Geniş bir ova gibi uzanan yayvan vadide küçük tepelerin ince karını tozutan rüzgar ve uzaklarda yalnızca hafif fışırtıları işitilen kuru ağaçlar dondu. Çiftçi ayak izlerinin belirsiz uzun dikişine baktı. Tipi durdu. Artık belli oluyor dedi. Öbürü gocuğuna bürünmüş, şapkalı, ablak yüzlü biriydi. Şaşkınlıkla çiftçinin yüzüne baktı. Ne olacak? Kaçıyor muyuz? Yok canım. Kaçacak olsak mesela. Karları gıcırtıyla ezerek yürüdüler. Uzakta iki ağacın karanlık oyuğu. Gökyüzü, taş bir duvarın uzak, net yankıları gibi. Ara sıra duyulur duyulmaz köpek sesleri getiriyor. Daha çok mu uzak? Hayır dedi çiftçi. Geldik şu iki ağacın altında. Gözleri parlıyordu. Bıyıksız yüzü bir çocuğunkini andırıyor. Yorulduk birader. Ağaçların ince dalları ayı bölüyor. Burası işte dedi çiftçi. Ağaçların öbür yanında bir tek pencereyi koruyacak kadar kalabilmiş yalnız bir duvar yıkıntısı. İşte burası. Şapkalı, meraklı gözlerle çiftçinin gösterdiği yere bakıyordu. Karın altında ne olduğu belli olmayan geniş bir tümsek. Nedir bu? Oturalım da. Üşüyorum yahu. Üşümezsin, şimdi ısıtır seni. Ne ısıtır? Güç biraz. Şimdi anlatırım. Yıkıntıda eğri yağan karın dondurmadığı iki taş aradılar. Önce şapkalı buldu, getirdi. Tümseğin yanına koydu. Bir an ayakta durup uzakları gözetledi. Sonra taşa oturmak için geriye doğru bir adım attı. Çömeldi. Taş tam altında sanarak oturdu. Oysa taş iki adım yanda kalmıştı. Kabaları soğuk kara gömüldü. Küfrederek doğrulmaya çalıştı. Tuu Allah kahretsin. Altımda sandım. Ne oldu diye bağırdı çiftçi duvarın öbür yanından. Ne olacak? Taşı altımda sanıp kara gömüldüm. Dikkatli bir gülümseyişle geldi çiftçi. Bir süre baktı. Düşünceli bir tavırla hep böyle olur dedi. Benim taşımın yerine oturmuşsun. Ha? Çiftçi yanıt vermedi. İkisi de yıkıntıyı, iki ağacı, tümseyi ve beyaz karanlık kar ufkunu önlerine alıp oturdular. Şapkalı sabırsızlanıyordu. Anlamıyorum yahu. Bu kışta kıyamette bizi buralara ne diye getirdin? Soğuktan donuyoruz. Hele şu kılığımıza bak. Bir gören olsa ne der? Kızdı çiftçi. Hırsla dişlerini sıktı. Bir gören olsa ne der? Bir gören olsa ne der? Sonra? Sonrası var mı? Ne bu halin? Sanki biri kovalıyormuş gibi. Kardaki izimizden bile korkuyorsun. Hani neredeyse tabancayı çiftlikte bırakmayıp aldığıma sevineceğim. Hay Allah! Ben de aptal aptal ördek avlayacağız diye düşünüyordum. Tabancayla ördek avlandığını gördün mü? Birden donuklaştı çiftçinin yüzü. Sessiz bir çakal gibi başını ileri uzattı. Taşın üzerinde yana eğilip kulağını tümseyi kaplayan kara yaklaştırdı. Ay ışığında çelimsiz serçe ayaklarının oyduğu buzlu karlı çiçekler. Dinle dedi. Neyi? Gecenin ve tümseyin altında durmadan kendini hatırlatarak geleni. Çok eski bir şey bu. Şapkalı kulağını tümseye yaklaştırdı. Bir an bir şeyler duyduğunu sandı. Sonra bu seslerin uzaktaki bir köpeğin uluyuşuna karışan rüzgar uğultusundan başka bir şey olmadığını düşündü. Doğruldu. Hadi canım sen de dedi. Bugün bir tuhaf halin var. Hani o baykuş masalını anlattığın günden beri de dikkat ettim, pek acayipleştin. Sinirlerin bozuk, içini korku bürümüş. Seni severim bilirsin. Yoksa işi gücü bırakıp dağın başına gelir miydim? Dinlenmelisin, ben bunu bilirim. Çiftçi büyülenmiş gibiydi. Hafif yana eğilmiş kulağı tümsekte, gözleri ölü bir noktaya dikilmiş duruyordu. Sonra kendi kendine mırıldanır gibi konuşmaya başladı. Önceleri kesik hızlı, sonra sakin, güvenli bir tonla döktü içindekileri. Bilmem ki, belki gerçekten öyleyim. Evet evet, dinlenmeliyim. Şimdi bir hafta uyusam, uyurum bir hafta. Kar çekiyor, kar.
durdu. Gözlerini şapkalıya dikip, "Bir şey soracağım sana," dedi. "Ama açık konuş. Benim hiç deli olup olmadığımı düşündün mü?" Öbürü irkilerek yalanlayacak oldu. Hemen eliyle susturdu çiftçi. "Biliyorum. Biliyorum. Hiçbir şey söyleme." Sonra dalgın gözlerle konuşmasına devam etti. "Yıllardır buraya gelirim. Ne zaman bir bahar günü o esinti, sessiz tilkiler gibi otların tepelerini karartıp geçtiğinde, yüreğimde bir güvensizlik büyüse, kalkar buraya gelirim. Ne zaman yağmurların yağmayacağından, toprağa dökülen buğdayların tuzlu kumlar arasına sığışıp sessizce öleceklerinden, arkalarında ağaçların boz kemiklerinden başka hiçbir şey bırakmayan o korkunç çekirge sürülerinden ve zaman zaman tepeme binen sebepsiz cinayet isteğinden korksam, kalkar buraya gelirim. Oysa burada Tanrı çoktan yanmıştır. Kendi ağırlığımı duyarım yalnızca. Gene de gelmek isterim. Aramızda görünmez bir bağ bulunsun. Nerede olursa olsun, temelimde, yani ayaklarımı bastığım güçlü toprağın her adımında gürültüsüzce bu karanlık güveni yaşayayım isterim. Nereden bileceksin sen? Burada benden dinlediğin her şeyi unut. Biliyorum, bana huzur veren şey seni sadece rahatsız edecektir. Sen bana deli diye bak. Her şey çözülür." Gözleri parlıyordu. Şapkalı üzüntüyle başını salladı. Tam o anda ağacın koyu bedenine sessiz bir gölge indi. Çiftçi hafifçe titredi. Şapkalı yerinden kalkıp ağaca yaklaştı. Ta tepede ayın sarı perdesine düşmüş kapkara bir gölgenin uzun kuyruğunu, dalı kavrayan ince ayaklarını gördü. "Bir kuş bu," diye bağırdı. Çiftçi sanki bir rüyayı bölüyorlarmış gibi heyecanlı ve korkulu ellerini kaldırdı. "Biliyorum, biliyorum. Sus. Gel otur. Şimdi kaçıracaksın." Sonra gözlerini donmuş küçük bir heykel gibi dalı yukarıya çeken kuşa dikip ateşli sayıklamaya benzeyen konuşmasına devam etti. "Kimse yok. Gece uzun. Sana her şeyi anlatabilirim. İspat edebilirim. Bütün bunlara yetecek vaktimiz var. Gerilerde fırtına izimizi yontuyor. Kimse duymayacak bunları. Yalnız üçümüz." "Nasıl üçümüz?" Şapkalı çevresine bakınıyordu. "Sen, ben, İshak." "İshak mı? O da kim?" Çiftçi gözlerini astığı ağaç dalını ve dala tünemiş kuşu göstererek gülümsedi. "İshak işte." Öbürü sıkıntıyla başını salladı. Çiftçinin yüzüne dikkatle baktı. Alay etmediğini anlayınca üzüldü. Zorla gülerek, sonra," dedi. "Tuhaf bir yaratıktır bu İshak. Yıllardır bir işi var. Aylı gecelerde ağaca konup yeryüzünü gözetler. Tahta kuruları gibi alışkanlıklarının alçak duvarları arasında yaşamayı seven bir yığın insanın çekip iyimser bir çamura batırdığı teraziyi dengede tutmaya çalışıyor. Bugüne kadar oldukça başarıyla yürüttü işini. Hep bu garip gözleri, o iki parıltı, sarsıntısız görünen hayatımızın gizli bir köşesinde karanlık iki iğne deliğidir. Öbür yanına sonsuz bir görüntü evreni iletiyor. Bir anlam piresi gibidir ise. Uzak yerlere atlar. Ama hep bu daldan yeryüzünü gözetler. Onu çok eskiden buldum. Kolayca tanıştık. Bu tümseyin eski günlerini de biliyor. Bana anlattı. Dinlemek istersin değil mi?" "Yo yo, gülme. Hakkımda neler düşündüğünü biliyorum. Ama açıklamanı istemem. Biliyorum. Neyse, bu tümseyin eski günleri. O çürümüş eski bir kıta gibi buraya gömüldü. Bu çizgi geniş bir çöküntünün ve karın altını dolduran boz toprak, uzun bir yangının artığıdır. Bu felaketler, bu görünmeyen nehir nice zaman yakınımızdan gürültüyle geçti. Kimse duymadı onu. İşte şimdi bu batık evren, boynuzunun ucu görünen dev bir öküz gibi toprağın altında derin soluklarını deniyor. Dinle. Duyuyor musun?" Şapkalı gülümseyerek kulağını yaklaştırır gibi yaptı. "Evet evet, duyuyorum. Demek kocaman bir öküz ha. Sonra?" Çiftçi yorulmuştu. Sık sık soluk alıyordu. "Yoruldum. Üşüyorum.
Üstelik dinlemiyorsun. Ama sana anlatmam gerek. Yorulmadım zaten. Bu güven de beni ısıtıyor. Bak, yer altından eski halkın sakin gürültüsü sızıyor. Hey gidi İshak, fırtına yaklaşıyor mu? Gülümsüyordu. Şarkı söyler gibi başını kaldırdı. Dipsiz bir kuşku kuyusudur İshak. Bir ağaç gibi oyuyor beni. Oy bakalım, oy. Sesi gittikçe azaldı. Bir mırıldanma durumunu aldı. Şapkalı usanmıştı. Yeter be, donduk artık. Bırak şu uğursuzu da gidelim. Birden sustu. Çiftçinin gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmıştı. Kekeleyerek, ''Ne? Uğursuz mu? Ne uğursuzu? Çabuk geri al sözünü.'' Şapkalı bozuldu. Bir çocuğu azarlar gibi, ''Kızdırma kafamı, şimdi çeker vururum. Sen de kurtulursun, ben de.'' dedi. Çiftçinin gözlerindeki şaşkınlık korkuya dönüştü. İshak'ı birinin öldürebileceğini şimdiye kadar hiç düşünmemişti. Ne korkunç bir şeydi bu. İçi garip bir ön seziyle doldu. Hareketlerindeki heyecan o ürkütücü sonucu uzaklaştıracağına yakınlaştırıyordu. Uzun bir savun üstünde kayan mantığı kurnaz dönüşler yapamıyordu. Kör noktalardan bilinçsizce dönüyor, kayıyordu. Neden öyle bakıyorsun? Gene bir ses mi duyuyorsun? Şapkalı az önceki yargısından kuşkulanmaya başlamıştı. Şu anda bir çılgınlık yapabilirdi çiftçi. Ortam da buna o kadar elverişliydi ki. Kar sessiz, gece uzundu. İshak dalda gökyüzünü oymaya, orada kendisi uçup gittikten sonra da hep kalacak bir boşluk bırakmaya çalışıyordu. İnatçı, sevimsiz bir kuştu. Çiftçi deliler gibi çoğalıyor, hiç konuşmaksızın korkuyla bakıyordu. İki adamın düşünceleri aynı anda yuvarlanan bir şeyi durdurdular. Sonra hızla çektiler kendilerini. Ve tam o gerginlik anında daha zayıf olanı tabancasını çıkarıp İshak'a ateşledi. Gene aynı anda adamlardan biri öbürünün üstüne atladı. Sessiz bir boğuşmadan sonra biri kalktı. Yorgun tavırlarla ağaca gidip orada İshak'la konuştu. Ay batımına yakın ağır ağır yıkıntıdan uzaklaştı. Ortalık ağrıyordu. Gerisinde bir tümsek, iki ağaç ve dallardan birine sıkışmış kuş biçiminde bir taş bıraktı. Sonra bir de kan tümseyi ısıtıyordu.